Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim anlaşılamaz bir kitap mıdır, yoksa her insanın anlayabileceği kadar kolay bir kitap mıdır, aklımın ve bilgimin yettiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Ben sokakta rastlayabileceğiniz herhangi biriniz kadar sıradan bir insanım. Siz samimi olarak ben bu kitabı öğrenmek istiyorum, herhangi bir çıkar veya menfaat sağlamak amacı olmaksızın derseniz Allah yolunuzu açar. Tabii ki her insan aklının yettiği kadarıyla ve nasibi kadar öğrenir. Ama mutlaka bir şeyler öğrenir. İnandığı kitap hakkında bir fikri olur. Şunu unutmayalım ki bu kitaptan hesaba çekileceğiz. Şimdi Allah size bir kitap gönderecek. Senin anlayamayacağın, sonra ondan hesaba çekecek. Bu akıl alır bir şey midir? O zaman bu zulüm ve haksızlık olmaz mı? Yani hesaba çekilirken Allah'a cevabımız, Allah'ım, sen bize kitap gönderdin, bizim anlayamayacağımız, şimdi bizi ondan mı hesaba çekiyorsun? Öyle mi diyeceğiz? Kur'an-ı Kerim'i her okuduğunuzda mutlaka bir şeyler öğrenirsiniz. Anlayamazsınız diyenlere benim cevabım şudur. Bugün Peygamberimiz hayatta olsa en çok mücadele edeceği insanlar sizler olurdunuz. Kafir, zaten mertçe ben kafirim diyor. Ona sadece tebliğini yapardı. Şöyle düşünelim. Bir Amerikalı Michael'ın oğlu David, Alman Schneider'in oğlu Zimmerman, Fransız Pierre'in oğlu Gerard, anlayıp hüngür hüngür ağlayarak Müslüman oluyor da, ben belki 500 göbekten Müslüman olan, ben Hasan'ın oğlu Yıldırım, nasıl oluyor da anlayamıyorum. Biz Müslümanlar beyinsiz miyiz? Bunlar bize açıkça beyinsiz olduğumuzu, aptal olduğumuzu söylüyor. Anlayamazsınız diyenler kesinlikle sahtekardır. Bunlar Allah'a, peygambere, Kur'an'a iftira eden zalim menfaat çevreleridir. Bunlar sizin inancınızı, duygularınızı ve de paranızı sömürürler. Tabii siz öğrenince ekmekleri ellerinden gidiyor. Tabii ki sizin öğrenmenizi istemezler. İlk okuduğunuzda bir hazine bulmuş kadar mutlu olursunuz. İçiniz içinize sığmaz. Ama normalde hazine bulan bir insan paylaşmak istemez. Ama siz bütün insanlarla paylaşmak istersiniz. Tabii önce en yakınlarınız size sapıttı der. Çünkü bildiğiniz aklınızdaki bütün tabular yıkılır. Bir defa zihniniz özgürleşir. Rahat olursunuz. Allah'ın emir ve yasaklarını ilk elden biliyorsunuzdur. Artık hiç kimse sizin duygularınızı, inancınızı sömüremez. Artık siz haberdarsınız. Haberi olan kimseyi asla hiç kimse kandıramaz. Kur'an'ı okuduğunda şunları gördüm. Önceleri bazı şeyleri anlayamıyorsunuz. Bu kitabı Allah öyle bir dizayn etmiş ki devamlı zihniniz çalışıyor. Aynı puzzle'ın parçaları gibi parçaları birleştiriyorsunuz, gerçek resim ortaya çıkıyor. Devamlı sorular soruyorsunuz. Zihniniz sürekli çalışıyor. Şunu bilelim ki, hayatınızda sorular sormuyorsanız, siz hiç yaşamıyorsunuz demektir. Kur'an'ın bir insanın hayatı örnekliğinde, Peygamberimizin yaşamına yayılarak, birden inmeyip, hayatında geçen her olay ardından onu açıklayan bir ayetin inmesi, yani sizin hayatınızı düzenleyici, sorabileceğiniz her sorunun cevabı var. Siz Hazreti Muhammed'i gerçekten tanımak istiyorsanız onu Kur'an'ın içinde bulursunuz. Bütün peygamberlerin ortak mücadelesinin şirke karşı olduğunu gördüm. Yani dünyanın en eski ve değişmez inancı şirktir. Akıl alır gibi değil. Gerçek olan Allah'a ibadet etmiyorsun, sahtelerini icat edip bütün emeğini boşu boşuna sahte ilahlara harcıyorsun. Ve şunu gördüm. İnsanlık tarihi boyunca insanlar yalana ve yalancıya itibar ediyor.
Kur'an'da istisnasız bütün peygamberlerle alay edildiğini söyler. İçlerinde hiç ümmeti olmayan peygamberler var. İnsanların en doğru sözlüleri onlar değil miydi? Demek ki insanlar yalanı ve yalancıyı seviyor. Ve bu da sonsuza dek sürecek gibi görünüyor. Kur'an okuduğumda çok şaşırdığım şeyler oldu. Allah'ın haram kıldığı şeyleri insanların helal gibi, helal kıldığı şeyleri de haram gibi gösterdiğini gördüm. Bir şeye helal veya haram demek için Kur'an'dan hüküm vermek zorundasınız. Kur'an'da onlarca ayette Allah'ın haram kıldığını helal sayandan daha zalim kim olabilir der. Tam tersi olan ayetler de var. Allah'ın helal kıldığını haram kılandan daha zalim kim olabilir der. Yani siz bilmeyince menfaat çevreleri istediği gibi sizinle oynayabilir. Geçmiş kavimlerin kıssalarını gördüm. Bunların boşa hikaye olsun diye anlatılmadığını gördüm. Onların düştüğü hataya bizim de düşmememiz gerektiğini, geçmişte hahamların ve papazların kitaptan istediğini gizlediğini, istediğini kendine zararı dokunmayacak ayetleri açıkladığını, insanların hem inancını hem de parasını sömürdüğünü gördüm. Şimdi günümüzde Türkiye'de ve İslam dünyasında istemediğiniz kadar haham ve papaz siz Kur'an'ı okumayın diye yapmadıkları cambazlık bırakıyorlar mı? Tabii milletin de pek okumak gibi bir derdi yok. O da ayrı bir olay. Gerçekten Kur'an'dan bahseden çok az sayıdaki onurlu ve namuslu insana da hemen çamuru basıyorlar. Çünkü insanlar hakikati öğrenince ekmekleri elden gidecek. Hemen sizi peygamberi tanımamakla suçluyorlar. Bu kadar aşağılık, iftira olmaz. Peygamberi devreden çıkarırsan sen Müslüman olamazsın her şeyden önce. Bu zamana kadar kimse bilmedi de sen mi bildin diye suçlarlar. Bu tam bir müşrik söylemidir. Kur'an'da onlarca ayette vardır. Atalarımız bilmedi de sen mi bildin diye. Sen ve senin gibiler gizledi. Çok şükür bizim insanımızda okumak gibi bir alışkanlığı yok. İstisna olan okuyan çok az sayıdaki insanları tabii ki kastetmiyorum. Şimdi gördüğüm ve anladığım halde ben de sizin gibi cambazlık ve sahtekarlık mı yapayım? Kur'an okuduğunuzda sırtınıza bir yük biniyor. İnsanları uyarma mecburiyeti hissediyorsun. Yoksa şu saatten sonra cemaat kurup insanları sömürecek halimiz yok. Yani Kur'an okuduğum zaman Müslümanlara, dünyaya, insanlığa bakış açım değişti. Çok şey öğrendim. Allah'ın bana neyi yasakladığını, neyi helal ettiğini öğrendim. Okudukça daha da öğreniyorum. Kur'an öyle bir hazine ki her okuduğunuzda bir şey öğreniyorsunuz. Şimdi kendinize sormanızı öneririm. Ben Kur'an'ı az da olsa anlayabilmiş miyim? Siz de okuduğunuzda anlayabilecek misiniz? Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.